Günaydın üzüm, günaydın annem. Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Şöyle parlak, bembeyaz salonumuza bir bakalım. Güzel ve kıymetli yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Beyaz oldu, evet açık renk oldu ama güzel de oldu şimdi Allah için. İçimiz esindi arkadaşlar. Yani leke tutma konusunda gerçekten mükemmel bir koltuk. Leke tutmama konusunda. Çünkü sildiğiniz an pırıl pırıl parlıyor arkadaşlarım. Temizliğini çok da böyle dert etmiyorum açıkçası. Dediğim gibi hemen sil geç. Diğer koltukta mesela süpürmesi daha zordu. Bunda çok daha kolay bir şekilde tüylerini temizleyebileceğiz kedilerimizin. En azından hemen müdahale edebileceğiz. Bakın. Bakın şimdi üzüm buradan kalktı. Tüyleri görüyorsunuz. Hemen bir deneme yapalım. Açılışı da böyle yaptım valla. Hemen bir deneme yapalım. Süpürgeyi alıp gelelim ve şuranın temizliğinin ne kadar kolay olduğunu sizlere bir göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi o kadar kolay temizlendi ki diğer koltukta bunu yapamıyordum arkadaşlar. Sürtüyordum, sürtüyordum, sürtüyordum şeyi, süpürgeyi böyle. Hani temizlenecek, temizlenecek, tüyleri alacak, tüyler giriyordu kumaşın içine. Gerçekten çok memnun kaldığım bir döşeme bu. Daha öncesinde de kullandım. Daha önceki bu kadar kaliteli de değildi. Bir tık daha düşük kalitedeydi ama bu gerçekten çok memnun kaldım yani. Temizliğinin de kolay olduğunu biliyorum. O yüzden açık renk olması çok da önemli değil. Dökülen de dökülür, saçılan saçılır. Eve gelen insanı da asla strese sokmasına izin vermem. Misafirlerimin huzurunu kaçırmasına izin vermem. Gelen de zaten benim rahatlığımı bilir. Hani dökülen dökülsün. Canı sağ olsun. Çay da dökülse, kahve de dökülse hemencecik temizlenecek. Neyse bakalım, bugün zor uyandım arkadaşlar, boğazım falan acıyor, hasta olacak gibiyim. Havada dışarıda güzel sayılır, kar yağmış, dünkü soğuk oydu demek ki. Tamam, şu karşılara kar yağmış arkadaşlar, şöyle bakın aradan, gördünüz mü? Tam caminin minaresinin hizasında güzel yağmış.
Güzel arkadaşlarım, Yeliz bacınız gördüğünüz gibi mutfağa girdi. Mutfağa girmeden önce çamaşırları makineye attı. Ondan sonra onlar yıkanırken diğer çamaşırları katladı. Ondan sonra geldi, karnabaharı, brokoliyi, patatesi, havucu hazırladı. Şöyle tencereme suyumu aldım. Güzel bir şekilde brokoli, karnabahar, havuç, patates burada hazırladım, yıkadım. Buharda haşlayacağım. Sonrasında da beşamel soslu fırında pişireceğim arkadaşlar. İlistirimi de bulabilirsiniz. Kevgir, kimisi kevgir, bizde ilistir deniyor. Elif'cim de burada bu arada, yürüyüşe çıkmıştı, bize uğradı sağ olsun çocuğum. İlistir deniyor, bizde ilistir diyorlar, sizde kevgir falan diyenler var herhalde, farklı isimler var. Şimdi suyun üstüne bunu koyuyorum, onun üstüne de şöyle sebzemi. Bunu da ekliyorum. İnşallah üstüne düzgün bir kapak bulacağım. Biraz yeterli. Bulursun sanki. Var bir tane büyük öyle ya. Ondan sonra böyle buhardan bunu pişireceğim arkadaşlar. Suda haşlamıyorum ki vitamini kaybolmasın. Şimdi bunu hallettikten sonra şey yapacağım. Çarşıya gitmem lazım ama onun öncesinde Cansu'cum şimdi kafaya taktı. Bizim Ali'nin çeyizinden diyelim. Bahariye'nin şöyle göbekli halısı var. Makine dokuması güzel. Böyle bordo rengi mi? Fuşya rengi, öyle bir renk. Bordo rengi gibi. Anne halıların koltukların arasına lütfen deneyelim diyor. Böyle tam böyle otantik bir havası olacak falan diyor. Koltuklara da gözümüz iyice alıştı. İstediğimizden bir ton açık oldu arkadaşlar. O bize birazcık sürpriz oldu. Yani açıkçası seçtiğimiz kumaştan açık renk geldi. Keşke bir ton koyusu gelseydi ama olsun bakalım nasip böyleymiş. O halıyı bir deneyelim anne diyor. İsterseniz sizlerle beraber bir deneyelim. Sonrasında da hazırlanırız. Çarşıya gideriz. O sırada sebzemiz de böyle şey yapar. Saat şu an 4'e 10 var. Beşamel sosunu da hazırlarım ben onun. Eve gelince de hemen kaşarın üstüne rendelerim, fırına sürerim. Onun da bir hazırlığını yapmam lazım, yemek işlerini. Ali ile beraber döneriz muhtemelen. Elif'cim hoş geldin Elif'cim. Ona da bir hoş geldin diyeyim. Hoş buldum, hoş buldum. Sizin yanınızda. Siz de duyun, sesini bir duyun. Hoş buldum. Yürüyüşe çıkmış. Yarın evet. Tartu günün. Evet. Yarın büyük gün arkadaşlar. Üçüncü hafta değil mi? Dört. Öyle bir mi? Bir ay bitiyor. Ha, bir ay bitiyor. Valla. Arkadaşlar. Evet. Diyet yapan herkese kolaylıklar diliyorum. Bu evden yaşıyorlardı da çok da. Cansu diyor ki hani, ya Cansu'ya şey sen diyorlar. Sen zayıfladın. Evet zayıflamış. Cansu'ya diyorlar ki arkadaşlar Cansu ne kadar şanslısın. Nasıl becerikli annen var. Neler neler yapıyor. Diyenler var ama Cansu'cum bunu bir şanssızlık olarak görebiliyor arkadaşlar. Çünkü yaptığım şeyleri severek yiyorlar sağ olsunlar. Sonrasında da işte vücutta birazcık yağ olarak kalabiliyor. Bugün uzun zamandır giymedim şu omuzu büzgülü bluzumu giydim arkadaşlarım. Laftan lafa geçtim diye kızlar gülüyor şimdi. Çok seviyorum bu bluzu. Şöyle kolyemi de üstüne attım. O zaman devam edelim. Şu kapak olayını bir ayarlayayım. Sonrasında halıyı bir serelim bakalım. Beğenecek misiniz? Eminim hepinizin çeyizinde mutlaka. Çeyizinde yoksa bile annesinin babasının evinde. Büyük. Sana verelim yavrum çeyiz olarak. Şimdi serelim. Eminim kendi büyüklerinin evinde mutlaka kullanılmıştır. Yani o halı sizi belki de eskiye götürecek. Nostalji yaşatacak. Bilmiyorum bakalım. Şunu halledeyim hemen salona geçelim. Şöyle şey avizeye vurma Cansu'cum. Böyle arkadaşlarım. Yatır yere. Sırf sen istiyorsun diye bir bakalım. Ay güzel duracak bence. Ha, dur bakalım. Bir serelim. Hemen şurayı bir kaldıralım arkadaşlarım. Ondan sonra yere koy, yere koy. Ha, yere koy. Yıllardır peşimizde gezdiriyoruz. Aynı yün yataklar gibi. Bakın Bahariye'nin halısı. Evladiyelik mi deniyor? Evradiyelik mi deniyor? Ne deniyor işte? Evladiyelik onlardan. Hadi bebişim. Bismillah diyelim, kaldıralım şurayı. Ayağını al yavrum. Ama halıyla koltuk mis oldu. Mis mis. Bence bu halı çok yakışacak. Bakacağız. Şunu... Ben böyle otantik ve yani eski ve yeni şeyleri bir arada kullanmakı çok seviyorum. Tamam çocuğum. Hadi getirin bakalım. Elif'cim de yardım etsin. Sığıyor mu? Azıcık. Şöyle. Bu
mu şimdi? Serdikten sonra açarsın videoyu. Dur. Yok yok, olmaz öyle. Hepsini bir görsün arkadaşlarım. Elifçim de diğer halımızı aldı. Evet Elifçim. Eskinin halıları valla. 10 numara halılar. Oy. Bu ne? Az geriye çek. Serser bitmiyor valla. Nasıl güzel halılar. Valla. Bir hoş durdu ya. Dur bakalım, genel bir göstereceğim size de. Kocaman halı gerçekten. Tamam, son ayarlamaları yapın. Şöyle bakıyoruz arkadaşlarım. Bir farkla durdu. Ya şey, aplikleri açsana, belki ışığı fark eder onun da. Aç aç Elifciğim, onu da. Avizeyi de aç kızım. Aplikleri de bir aç. Sana zahmet. Şöyle. Nasıl durdu arkadaşlarım? Ekranda çok karanlık görünüyor. Evet. Işıktan. Bence ekranın parlaklığı kapalı. Az bir aç bakayım. Dur, dur şöyle bu taraftan çekeyim. Şöyle. Nasıl oldu sizce? Bir daha ben söyle. Videoda çok kötü videoda görünüyor diyor. Çok kötü görünüyor olduğundan. Sence Elifciğim? Çıplak gözle daha hoş görünüyor gerçekten. Bence de şuradan çekelim şöyle. Bakın. Şöyle bakın. Benim hoşuma gitmedi değil. Ama? Ben kullanırım böyle. Şimdi biz öbürünü serelim de yavrum. Ya beyaz böyle ferah daha güzel duruyor tabii, diğer halı. Daha modern, daha şık duruyor ama bu da bir tercih meselesi. Benim hani bu şekilde kullanmak isteyenler de kullanabilir. Yorumlarınızı bekliyorum halı güzel arkadaşlarım. Ya, halı kalite şey kalite ya. Kızım kalite. Şimdi bunlar moda. Bu halılar gerçekten çok yumuşak. Battaniye gibi aynı. Bu halılar tekrardan modaya çıktı. Aynısı üretilip ben satılıyor. Ben serdirdim bunları. Yavrum. O zaman tamam, halı faslını kapatıyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Böyle de kullanılır. Ama bence şu kırlentler biraz kötü etkiledi. Kaldır kırlentleri. Çünkü çok karışık durdu. Hem kırlent hem halı. Desenli ya şu an. Hı hı. Ama sonuçta Cansu'cum yine değişen bir şey olmayacak ki. Yani hani renkli kırlent kullanamazsın bu halıyla. Sadece düz halı kullan, şey kırlent kullanabilirsin, düz renk. Şu şalımızı da atıverdik öyle, çok nasıl duruyor ya diye. Öyle işte arkadaşlar. Ne? Kalsın. Kalsın mı? Kalsın kalsın. Güzel mi olmuş? Abi güzel. Ben de beğendim. Nostaljik halı. Ne diyor? Bahariye canım, Bahariye. Neyse, onlar kardeş firmalar. Baba kız, yakıyorsunuz beni ya siz. Çalışıyorum, hadi bay bay. Hadi kolay, kolay gelsin. Gelsin canım benim. Öpüyoruz, bay bay. Tamam tamam, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne oldu Elif, ne oldu? Toz mu olmuş? Ali Bey'e de gösterdik canlı canlı arkadaşlar. Çünkü kaldırırız herhalde. Nasıl ya? Ne yapalım beğendi. Elif? Ne yapalım? Dursun. Cansu'nun çeyizine saklayalım mı? Dursun bence birkaç gün. Adamın en sevdiği halıymış yani. Çeyizi, adamın çeyizi yani. Neyse hadi yemeğimizi halledelim de gidelim. Saat geç oluyor. Cansu'cum Elif'cimle beraber indi. Ben de şimdi iniyorum. Şöyle döşemecimizin kartelasını götürelim bakalım arkadaşlar. Seçemedim. Yani iki renk arasındayım ama durun bakalım nasıl gelecek, ne olacak. Ali Beyciğim dedi hava çok soğuk, hiç yürümeyle uğraşmayın, ben sizi hemen dolandırayım geleyim dedi, sağ olsun. İşten çıkma saati de geldi, akşam saat 5 oldu. Şimdi gideceğiz. Haydi bakalım. Gelmiş bile. Ne haber Seyfettin abi? Ben yürüyorum. Hoş geldin. Elif, hadi Elif. Yürüyecek o. Ben yürüyorum. Ali, yürümek onun faydasına. Yarın ölçümü var. Seni hiç göstermedim. Şöyle bir göstereyim Elif'ciğim. Göstereyim, göstereyim. Yarın süslü gelir diyor. Evet ya. Her hali güzel onun. Hadi. Elif'ciğim çok selam söyle. Görüşürüz. Öpeyim seni de. Arkadaşlarım şimdi durduk. Yufka aldık. Çünkü yarın bizim özel misafirlerimiz geliyor. Cansucuğumun arkadaşları gelecek. Biri Elif, bir tanesi sürpriz olsun. İki kişi gelecek. Yufkamızı alalım dedik. Hemen durduk. Alalım dedik. Akşama belki kalmayabilir.
marketten de almak istemedim. Çünkü taze yufkacı da güzel oluyor biliyorsunuz. 40 lira hala 40 lira arkadaşlar. Yufkaya zam gelmemiş daha. Ali de ona şaşırıyor nasıl hala gelmemiş diye. Ne yaptın Ali Beyciğim bugün? Anlat bakalım. İyi misin? Hoş musun? Özledin mi beni? Kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Senin de kandilin mübarek olsun canım benim. Özledin mi beni? Çok özledim seni Yeliz. Zorla söyleteyim. Bakan şoförlüğü yapmayı ben... özledim. Ben de seni çok özlüyorum bacacığım. Allah için evde hiç ses yok, soluk yok, işe karışan yok. Ha. Öyle yap diyen yok, böyle yap diyen yok, zıplaşan yok. Gidelim eve varalım. Eve gidince acısını çıkaracak serbest canım. Binanın dışında iyi olmuş bak böyle parlak taş araba gelirken gördüm ya. Onu şey mi yaptın acaba? Arkadaşlarım gidelim şu kırlent işini halledelim. Sonrasında başka bir yere uğramam gerekiyor. Bayağıdır ertelediğim almam gereken bir şey vardı. Onu da halletmem lazım. Ev ahalisi sıkıntıya giriyor çünkü. Ondan sonra eve döneceğiz. Akşam yemeğimizi tamamlayacağız. Misafir hazırlığı yapacağız yarın için. İşimiz çok anlayacağınız. Gidelim sırasıyla halledelim bakalım. Ustamızla konuştuk. Kırlentlerin rengine karar verdik. Bakalım inşallah çok güzel gelir. Şimdi de gitmemiz gereken bir yer var diyordum ya arkadaşlarım. Züccaciye gidiyoruz. Koltukçuda bayağı bir oyalandık. Bazı hesaplamalar da yaptırdım. Planladığım farklı şeyler de var. Bakalım zamanla onları da yaptırırım Allah izin verirse. Şimdi gidelim almamız gerekeni alalım. Evimiz bir rahat etsin bakalım. Şöyle züccaciyeye geldik. Bardak 18 parça Linka Paşabahçe set 250 TL'ymiş arkadaşlarım. Şu bardaklar. Bakar mısınız? Böyle almıştım ben. Çok da böyle 3 boy almıştım. Hala kullanıyorum. Birkaç tanesi kırıldı gerçi ama. Merhabalar. Cazcığım bak kandil lokumu var. Gel şöyle arka tarafa doğru bir gidelim bakalım. Şimdi arkadaşlar alacağımız şey arka tarafta. Vazolara baksana Cansu. Bende de bir vazo şeyi var neyse. 90 TL. Şöyle kırık camlı gibi. Kırık cam görünümde. 80 TL'ymiş bu da. Bakayım burada. Şu ne kadar acaba? Cazucuğum şunun fiyatını bulsana yavrum. Gerçi fiyat okutma yeri var herhalde. Şunun fiyatını bir... Yok değil. Borosilikat cam diyor ya. Neyse gelin arkadaşlarım gidelim şöyle. Evet işimizi halledelim. Kandil de bugün insanlar erken kapatmak istiyor. Şunlara bayılıyorum Cansu ya. Kendimden istiyorum şu an. Çok güzel. Ya bunların simli olanları vardı. Çift çidarlı. Borosilikat onlar. İçime simli olanlar oluyor. Bunlar da çok güzel. Baksanıza. Aman ya. Aman tut. Yakın. Az kalsın almak zorunda kalacak. Yok şey yapmıyorlar ki sağ olsunlar. Kazara insan ölüyor Allah korusun. Neyse ki bir şey olmadı. Ay, bu da çok güzelmiş Cansu şu an. Ben daha fazla bir şey bakmadım. Bence elimde onu tutuyordum ya anne. Tamam yok. Bu da çok güzelmiş. Nasıl düşürdün? Ne bileyim koyarken kaydı işte. Ha, sen onu bırakırken mi kaydı? Şunu alırken oldu. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Ha, bunu alırken oldu herhalde ya. Neyse bir kaza atlattık arkadaşlar. Bunları da sevenler de var. Cansu'cum sen sevmiyor olabilirsin. Şöyle de var. Herkes her şeyi sevmek zorunda değil. Ha, şunlar da çok güzel. Baksanıza. Bunun fiyatını öğrensene Cansu. Anne her şeyin fiyatını öğrensene. Hani bak yani nereden gör demek istiyorum. Yani gör. Lazım yok ki ben nereden göreceğim? Hiç yardımcı olmuyor bu kız bana. Fiyatını öğrensene. Onun yazıyor. Onun yazmıyor. Ben nereden öğreneceğim? Haydi. Popo cenneti var ama burada şey. Onu geçen de görmüştüm. Sen geldin aklıma. Evet. Dur bakalım. Şurada da böyle değişik kupalar var. Çok büyük bu da. Bunu beğenmedim çok. Yanmış. Yantırı kalmış. Kaymış. Konuşamadım. Neyse hadi oyalanmıyorum. Gel alacağımızı alalım da yavrum. Buraya girince de böyle oluyor işte arkadaşlar. O yüzden şöyle dönüyoruz hiçbir şeye bakmıyoruz. Hiçbir şeye bakmadan tencerelere bakacağım. Merhabalar. Halı kaydırmaz bakacağım ama.
Metre işi olanlar ne kadar kesme? Bunlar ne kadar? Bunlar zaten 120 lira abla. Şey ölçüsü nedir? 60'a 100 santim. Aynen 60'a 100 santim. Diğer tarafta vardı. Diğer taraf? Kesme olarak şurada rulo yok mu? Şurada rulo var. Abla ben geliyorum sana. Rulo var burada. 37. Bunlar da mı kaydırmaz? Onlar halı kaydırmaz değil abla. Halı kaydırmazın rulo olanları yok muydu? Yok onlar o. Efendim. Efendim abla arkada bir şey var. Tamam. Yani. İyi. Ne kadarmış? Metresi mi 75 bunun da? Şu daha iyi sanki. Çok kalın. Bir de şey ölçüsü de küçük onun. Bu 40 lira mıymış? İnce olan. Şunlar 40 lira. Şu. Hangisi daha iyi tutar acaba? Şunu tavsiye etmişti arkadaşlar ama. Şu rengi de var. Kaydırmaz bence. 120 lira diyor ya Cansu. Sen de var mı da? Şimdi 60'a 1, 120 lira diyor. Burada da 75 lira diyor metresini arkadaşlar. 2 metreyi 150 liraya alabileceğim. Bu da 120 lira. Arada baya bir şey var yani anlayamadım. Olayı çözemedim. Bir bakacağım. Halı kaydırmazımızı hallettik arkadaşlarım. Şimdi de Sivakiki'ye gidiyoruz. Çünkü kazağımı değiştirmem lazım. Vallahi bir karışıklık olmuş. Bedeni yanlış almışım geçen gün aldığım kazağın. Hemen onu bir değiştirme yapmam lazım arkadaşlar. Büyük olsa neyse de küçük beden almışım. Nereye duracaksın? Buralarda da birazcık park sıkıntısı oluyor. Geldik şöyle. Tamam. Hadi gidelim bakalım. Cansu'cum poşetimizi aldı. Ali Bey gidiyor. Bir yer bulacak. Haydi bakalım. Üst kata çıkacağız bebişim. Burası erkek katı. Şöyle. Gel böyle. Ne gördün? Çorap adam vardı. Ama ev, evet. Çorap dolu. Şapkayı bulamadım. Hala üzülüyorum. 270 lira evin içinde. Dışarıda da çok rahat giyilir. Demiş böyle altın yapıyor. Denesen mi acaba? Denemek istiyorsan dene. Ben de şu şeye bir bakayım. Belki şapka gelmiştir diye umuyorum ama yok. Yok arkadaşlar yok. Yani şu renk var. Pembik. Bunu bir takayım. Bir tane de şöyle bir bere taktım arkadaşlarım. Bu da çok güzel. Ya bunun rengi güzel. Hani her şeyle kombinlenebilir. Ve fiyatı da 80 TL. Bunu kaçırmayacağım. Bunu alacağım. Artık bunu da kaçırmayayım yani değil mi? İster böyle tam bere gibi takın. İster şöyle bir tarafını çekin. Nasıl oldu? Beğendik mi? Bunu alayım. Bir de şöyle çekeyim. Arkadaşlarım bunu beğendik. Beğendiniz mi? Diğerinin rengi çok güzeldi ama kaçırdık onu. Siyahı da var dedi Cansu'nun. Bir de siyahına bakalım. Kremi de var ama bu renk daha böyle güzel sanki. Şöyle bir kaban denemek istedim. Nasıl durdu Cansu'cum? Biraz sabahlık gibi durdu. Beğenmedik mi? Astarı da yok zaten. Bir tane de şunu denemek istedim ama kayboldum sanki. 40 beden. 40 mı? Evet. Sen. Evet. Aynada bak kendine.
Çok büyük olmuş. 38 mi dönüyor o zaman? 800 TL'ymiş. Cansu'cum bunu beğendi. İlla dinledim. Dinleyelim bakalım. Yani. Bu da kaç beden bu? 40 mı? Medium olması lazım. Bu en azından kaban gibi ama durdu. Ama hepsi sabahlık gibi duruyor. Cepleri biraz. Bir yandan şöyle yırtmacı var. Bir tane de şöyle peluş giydim arkadaşlar. Bu daha iyi oldu, oldu kabanlara göre. Gel bak aynada. Şuradan şeyi de var ayarlaması. Nasıl oldu? Hangisini daha beğendiniz? İyi oldu. En çok hangisini yakıştırdınız güzel arkadaşlarım? Yorumlarınızı bekliyorum. Ve şu bereyi de denedim arkadaşlarım. Fiyatı da uygun olunca ikisini de alacağım. Bu da çok güzel olmadı mı? Yakıştırdım bunu da, sevdim. Diğerinden ya yani şundan daha rahat takması. Kafamda çok daha rahat. Bu bayağı bir sıkı şöyle lastik kısmı. Ve standart beden, şey de değil, bedenli değil. Evet. O zaman hadi alalım ve gidelim. Evimize geldik. Hemen şöyle haşlanmış sebzelerimi bir göstereyim size. Burada da beşamel sosumu hazırlıyorum. Tereyağıyla unumu kavurdum. Yani kavuruyorum. Sütünü ekleyeceğim. Karabiberini, tuzunu ekleyeceğim ve borcamda hepsini bir harmanlayacağım. Fırınımı da çalıştırdım. Hemencecik pişsin. Yemek olaylarına bir geçiş yapalım bakalım. Azıcık da pilavla tavuk yapacağım arkadaşlar. Çorbam da var. O zaman bana kolay gelsin. Fırına sürmeden önce size gösteririm artık. Vallahi böyle ilistirde yapınca hiçbir şekilde vitamin kaybı falan olmuyor arkadaşlar. Suya geçmiyor vitamini. Sebzelerin vitamini tamamen içinde kalmış oluyor. O zaman haydi bana kolay gelsin. Yemeğimi yapayım. Akşam yemeğimizi aradan çıkaralım bakalım. Şöyle hemen fırına girmeye hazır beşamel soslu sebzelerim arkadaşlarım. Beşamel sosla bir güzel harmanladım. Birazcık böyle haşlandığı için ezilmeler oldu ama çok daha lezzetli olacaktır. Fırınımı da çalıştırdım. Üzerinin kaşarını da rendeledim. Şimdi hemen fırına sürüyorum. Böyle sakin sakin pişsin. Ondan sonra diğer yemeklerimi de hemen yanına halledeyim. Ve beşamel soslu sebzemizi fırından çıkardım. Şöyle Instagram için azıcık da parçaladım arkadaşlarım. Tavuğumuz burada böyle kızardı. Salatam hazır. Pilavım hazır. Cansucuğum da çorbalarımızı koydu. Şimdi misafir odasına hepsini taşıyoruz ve afiyetle karnımızı doyuruyoruz. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Acıktık bayağı, saatte bir hayli ilerledi. Çarşıdaki işlerimizi halledeceğiz diye. Öyle bakalım. Hadi bize afiyet olsun. Güzel arkadaşlarım, saati bir hayli ilerlettik. Akşam yemeğimizi yedik. Biraz böyle işlerimiz vardı. Onları hallettik. Mutfağımı falan topladım. Bulaşık makinemi çalıştıracağım. Şimdi elimde yıkamam gerekenleri yıkadım, hallettim. Tezgahım hazır. Hazırlık yapmaya hazır. Dağıtılmaya hazır diyelim. Yarın misafirlerim gelecek biliyorsunuz. Onlar için hazırlık yapacağım. Tatlıyı akşamdan yapayım diyorum ama tam da emin değilim. Yani ne yapacağıma da karar vermiş değilim. Böyle akşamdan bir hazırlık yapsam, netleştirsem, neler yapacağıma bir karar versem çok güzel olacak. Ama ne yapacağız Cansu'cum yarın için? Hazırlıklarımız belli mi? Bırak şunu, bırak. Kısır dedin. Elmalı kek dedin haşhaşlı sen. Haşhaşlı irmik. Haşhaşlı irmik tatlı olarak demiştim. Elmalı kek demiştin. 3 çeşit oldu bile. Şey Elifciğim için de közlenmiş salata tarzı bir şey, yoğurtlu bir şey yapmam lazım. O diyette çünkü. Yarın artık diyetisyene izin verirse belki. Testi börek mi dedik? Evet, bir de börek yapacaktık. Neyse bakalım ya. Yarın artık görürsünüz güzel arkadaşlarım. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve ben geldim Yeliz'cim kolay gelsin demeyi unutmayın güzel arkadaşlarım. Desteklerinizi her zaman her daim bekliyorum.
Sizleri çok seviyorum, öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kurul ailesinden sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın güzel arkadaşlarım, hoşça kalın.